Merhaba değerli izleyenler, Sağlıklı Günler programına hoş geldiniz. Bu hafta yeni konu ve konuklarla tekrar karşınızdayız. Bizi kırmayıp programımıza katılmaya kabul eden doktorumuz, MEKÜ Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Sayın Doçent Doktor Adnan Burak Akçay bizimle olacak. Kalp hastalıkları ve kalp krizi hakkında bizimle çok önemli bilgileri paylaşacak. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk. Bize öncelikle izleyicilerimiz de sizi daha iyi tanıması için kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben 1979 yılında Mersin'de doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Mersin'de tamamladım. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne de tıp fakültesi eğitimimi tamamladım. Uzmanlık eğitimimi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda tamamladım. Bu uzmanlık eğitim sürecinde 3 aylık süreyle Almanya'da Justus Liebig Üniversitesi'nde 3 ay süreyle bulundum. Ondan sonra devlet hizmet yükümlülüğümü tamamlamak amacıyla Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde 2 yıl çalıştım. 2009 Kasım ayında Mustafa Kemal Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda yardım doçent olarak atandım. 2012 Haziran ayında da doçentlik unvanımı aldım. Halen Mustafa Kemal Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görevime devam ediyorum. Evet, yaklaşık 3 yıllık bir süredir araştırma hastanesindesiniz. Peki evet. Hocam, polikliniğe kalp hastaları ve bunun haricinde ne tür hastalar polikliniğe başvurabiliyor? Bizim poliklinikteki hastalarımızın tanıları gerçekten geniş. En sık gördüğümüz hastalar koroner kalp hastaları. Bunlar yaklaşık olarak hastalarımızın %70-80'ini oluşturmakta. Bunun ardından ritim bozuklukları, özellikle sık karşılaştığımız sorunlar. Kalp kapak hastalıkları, özellikle Hatay yöresinde romatizmal kapak hastalıklarının yoğun olması sebebiyle kalp kapak hastalıklarında bu kapaklarda daralmalar veya yetersizlikler, yani kapaktaki çürümelere bağlı sorunlarla karşılaşıyoruz. Doğumsal kalp hastalıkları yine konjenital dediğimiz kalp hastalıkları yine karşılaştığımız problemler. Tabii ki çok sık gördüğümüz hipertansiyon yine sık karşılaştığımız hastalıklardan biri. Ama temelde en sık karşılaştığımız hastalıklar koroner kalp hastalıkları dediğimiz kalp damarlarının tıkanmasına bağlı oluşan hastalıklardır. Onu ritim bozuklukları ve hipertansiyon gibi diğer hastalıklar izlemekte. Evet. Peki sadece kalp rahatsızlığı olan hastalar mı polikliniğe başvuruyor? Yoksa herkes kalp rahatsızlığı şikayeti olsa da olmasa da polikliniğe başvurması gerekiyor mu? Teşekkür ediyorum bu soru için. Çok güzel bir yere değindiniz. Bizim önerimiz şu şekildedir. 40 yaşını geçen bütün erkek hastalar ve 50 yaşını geçen bütün kadın hastalar mutlaka kardiyoloji polikliniğinde muayene edilmesi gerekmektedir. Biz hastalarımıza öncelikle koruyucu tedaviyi öneriyoruz. Biz her türlü önlemi almamıza rağmen eğer hastalarda hastalık meydana gelirse daha sonra tedavilerini düzenliyoruz. Yani bizim temel görevimiz hastaları hastalık oluşmadan önce hastalığın oluşmamasını sağlamaktır. Bunu nasıl yapıyoruz biz kardiyoloji polikliniğinde? Polikliniğimizde bir tane öğretim üyesi hocamız ve bir tane asistanımız sabah 8'den akşam 4.30-5'e kadar sürekli burada hastaları muayene ediyorlar. Burada biz genellikle hastalarımızın risk faktörlerini değerlendiriyoruz. Bunlar neler? Örneğin sigara içiyor mu hastamız? Şeker hastalığı var mı? Tansiyonu var mı? Kolesterol yüksekliği var mı? Kilo durumu nasıl? Bel çevresi nasıl? Ölçümleri? Düzenli egzersiz yapıyor mu? Bunları değerlendirip bunlara yönelik hastalarımıza önerilerde bulunuyoruz. Ne önerilerinde bulunuyoruz? Örneğin hastamız kiloluysa bununla ilgili olarak bir diyetisyene yönlendiriyoruz. Kilo vermesini sağlıyoruz. Sigara içiyorsa sigara bıraktırma polikliniğimiz var. Oraya yönlendiriyoruz. Hipertansiyonu varsa tansiyon takipleri yapıp gerekiyorsa ilaç başlıyoruz. Kolesterol yüksekliği varsa yine hastamıza öncelikli olarak yaşam tarzı değişikliği, diyet uygulaması ve bunların hepsinin kombine uygulanması sonrasında halen kolesterol değerleri istediğimiz değere ulaşmıyorsa onun sonrasında da işte kolesterol ilaçlarına başlıyoruz. Tansiyon hastalarını mutlaka dediğimiz gibi çok sıkı takip edip düzenli periyotlarda çağırıp ilaçlarımızı başlıyoruz.
Bu şekilde bir poliklinik hizmetimiz var. Evet. Peki kalp hastalıkları hangi şikayetlere yol açabiliyor? Kalp hastalıklarının çok tipik şikayetleri vardır. Bunlardan en birincisi göğüs ağrısıdır. Herkes hayatının belli döneminde göğüs ağrısı yaşamıştır ve herkesin aklına ilk olarak kalp gelir. Bu gerçekten kalp hastalığının en tipik şikayetlerinden biridir. Bunun haricinde çarpıntı yine çok sık karşılaştığımız şikayetlerden biridir. Nefes darlığı yine çok sık karşılaştığımız şikayetlerden biridir. Bayılma, senkop dediğimiz durum, hastanın durup dururken hiçbir aktivite yapmaz durumdayken kendiliğinden şuurunu kaybetmesi, bu da yine kalp hastalıklarına bağlı olabilir. Bunlar bizim temel kalp hastalıkları semptomlarımızdır ve çok önemli şikayetlerdir. Mutlaka değerlendirilmesi gerekir hastaların. Peki hocam, kalp krizi yaşı oldukça düşmüş durumda şu anda. Kalp krizini sadece kalp hastalıkları göğüs ağrısından mı ortaya çıkıyor? Şimdi göğüs ağrısı dediğimiz zaman geniş kapsamlı tanıları içeriyor. Ama bize göğüs ağrısıyla gelen hastada bizim ilk olarak o göğüs ağrısının kalpten olmadığını ispatlamamız gerekir. Bizim için tüm göğüs ağrısı olan hastalar öncelikle kalp hastasıdır. Neden? Çünkü göğüs ağrısı eğer kalbe bağlıysa bu hastalık ölümcül seyreder. Yani hasta saatler içinde, günler içinde veya haftalar içinde hayatını kaybedebilir. O yüzden biz hastalarımızı öncelikle kalp hastası olarak kabul ederiz. Göğüs ağrısı olan tüm hastaları, daha sonrasında eğer kalbe bağlı değilse içimiz rahat eder ve eğer bu mide ülserine bağlıysa, reflüye bağlıysa, kas ağrısına bağlıysa veya boyun fıtığına bağlıysa onunla ilgili hekime yönlendiririz ve tedavisini sağlarız. Bunlar nispeten daha basit tedavilerdir ve hayatı tehdit etmez. O yüzden hiçbir zaman göğüs ağrısıyla gelen hastayı, işte sende reflü var hiç muayene etmeden veya senin mide ülserin var, böyle bir şey kesinlikle yoktur. Mutlaka hastamızı biz kalp hastası olarak kabul edip çok ayrıntılı bir şekilde muayene ettikten sonra tanımızı şekillendiriyoruz. Evet. Peki hocam, şu anda kalp krizi oldukça ölümlerin arasında oldukça yüksek değerlerde. Kimler kalp krizi riski altında? Özellikle tabii bu bahsettiğiniz bulgulara sahip insanların dışında. Hemen söyleyeyim. Kimler sahip, bize bundan bahseder misiniz? Eğer hasta erkek ve 40 yaşını geçmişse, bayan ve 50 yaşını geçmişse, sigara içiyorsa kişi, yüksek tansiyonu varsa, hasta şeker hastasıysa, hasta diyetine dikkat etmiyorsa veya sağlıklı beslenmiyorsa veya hasta düzenli egzersiz yapmıyorsa, ailesinde özellikle birinci derece yakın akrabalarında erken yaşta kalp krizi gibi bir hikaye varsa, bu hastalar yüksek riskli hastalardır. Bu hastalara biz özenli bir şekilde mutlaka muayene etmemiz lazım ve bu hastaların mutlaka kardiyoloji polikliniğinde değerlendirilmesi gerekir. Evet, peki günümüzde şu anda kalp krizinden ölüm riski hangi oranlarda, artmakta mı iyice? Kalp krizinden ölüm riski gelişen tedavilere bağlı olarak tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de azalmaktadır. Fakat buradaki en önemli noktalardan biri hastaların bu tedaviye ulaşmasıdır. Hastalar evinde kalp krizi geçirdiği zaman veya şikayetleri başladığı zaman bu hastalarımızın mutlaka farkındalığının arttırılması gerekir. Yani hasta kendisinin kalp krizi geçirebileceğini ve bu olay geliştiği zaman ne tür bir önlem alması gerektiğini mutlaka bilmesi lazım. Neden? Çünkü kalp krizi geçiren hastaların 4 tanesinden biri henüz hastaneye ulaşmadan, hatta 112'yi arayamadan hayatını kaybetmekte. Diğer önemli bir nokta ise kalp krizi geçiren hastaların yarısı ilk 1 saat içinde hayatını kaybetmekte. Yani bu saatler çok önemli. Hastalarımız mutlaka bu kalp krizi konusundaki belirtileri, biraz sonra ben de bahsedeceğim, çok iyi bilmeleri lazım. Sürekli alert olmaları lazım. Özellikle dediğim gibi 40 yaşını geçen hastalar her an böyle bir şeyin başına gelebileceğini düşünmeleri lazım ve bu kalp krizinden ölüm riskini azaltmaları için mutlaka da bir sağlık merkezine, kardiyoloji kliniğine ulaşmaları gerekir. Kalpten ölüm, yani koroner kalp hastalığından, kalp krizinden ölüm sadece ve sadece sağlık merkezine ulaşan hastalar için geçerlidir. Eğer hasta hastaneye ulaşamıyorsa bu hastaların ölüm riski yine yüksek olarak devam etmekte.
Peki. Örneğin yanımızda bir yakınımız, eşimiz, dostumuz varken hangi durumlarda ona söylememiz gerekiyor? Kalp krizi geçiriyoruz veya tek başımızdaysak, evde tek başımıza olduğumuzda evet. Göğüs ağrısı veya bu tarz bir şikayet hissettiğimizde hangi durumlarda 112 acil aramamız gerekiyor? Kalp krizinin en önemli belirtisi göğüs ağrısıdır. Halk arasında iman tahtası denen bölgede başlayan ağrılar ve genellikle sol kola yayılan ve boyuna yayılan ağrılar bizi endişelendirmelidir. Sadece bu şikayetlerle gelmez kalp krizi ağrısı, mide ağrısı, bir hazımsızlık gibi şikayetlerle, bunlara eşlik eden terleme, nefes darlığı gibi şikayetlerle karşımıza gelebilir. Hastalarımız bunu çok değişik şekillerde anlatıyorlar. Örneğin göğsüme bir kaya oturdu diyenler oluyor. Mengeneyi alıyorlar göğsümü diyenler, sıkıştırıcı vasıfta diye tarif edenler oluyor. Veya hastada bir ağrı hissetmiyor ama bir yanma hissi oluyor. Reflüdekine benzer bir yanma hissi oluyor hastada. Ve bu şikayetleri olduğu zaman hastalarımız mutlaka ve mutlaka 112 ile irtibata geçmeleri lazım. Neden? Hastalarımız bazı ön yargıları yüzünden bu tip şikayetleri aldırmıyorlar. Ne yapıyorlar? Örneğin bir soda içersem geçer veya soğukta yürüdüm ondan olabilir. Veya gastritim vardı. Evet, ondan peki, olabilir. Ağrı mide ağrısıyla karıştırılabiliyor kesinlikle, mu? Kesinlikle karıştırılabiliyor. Birçok hastamız bize mide ağrısıyla gelip kalp krizi tanısı almakta. Yani özellikle mide ağrısı, hazımsızlık ve bunlar özellikle böyle bulantı, terleme hissi eşlik ediyorsa bu hastalarımızın mutlaka 112'yi aramaları gerekir ve hemen bir sağlık merkeziyle, kardiyoloji kliniğiyle irtibata geçmeleri gerekir. Eğer kişi ben bir soda alayım geçer derse dediğim gibi bu hastaların %50'si ilk 1 saat içinde ölüyor. Yani hastaneye ulaşsın ki tedavi alsın. Hasta bu şekilde soda içip uykuya dalarsa bu hastayı kaybedebiliriz. Bu yüzden kesinlikle nasıl diyorlar yatağında ölü bulundu hasta. Birçoğu bu şekilde yani geceki veya akşamüstü olan ağrısını önemsemeyip hasta kendince tedavilerle işte sodayla vesaireyle geçirmeye çalıştığı için hastalarımızı bu şekilde kaybediyoruz. Yani 112'ye ulaşma çok önemli. Şurada vurgulamak istediğim bir noktada kesinlikle kendi aracımızla değil mutlaka 112'yi arayalım. Bir doktor eşliğinde hastaneye ulaşmamız her zaman en güvenilirdir. Yani çünkü o ağrı sizi arabada da yakalayabilir. Ciddi sorunlara trafik kazası olabilir. O sırada ağrı şiddetlenebilir. 112 zaten çok kısa bir sürede Sağlık Bakanlığı bu konuda çok hassas. Aradığınız anda 5-10 dakika içinde zaten evde oluyor. Dediğim gibi mide ağrısı en çok atlanan ağrıdır. Kalp kriziyle çok sık karışır ve hastalarımız maalesef hayatlarını kaybetmek durumunda kalabilirler. Peki 112 acilde hastaneye kalp krizi geçirmeye gelen hastalar dünya standartlarında hangi tedaviyle tedavilerini olmaktalar şu anda? Önce ben kalp krizinin ne olduğundan kısaca bahsedeyim. Kalp krizi kalbi besleyen ana damarlardan bir tanesinin tamamen %100 olarak tıkanmasıdır. Oraya damarın o kısmına kadar kan geliyor. O kısmından ötesine kan ulaşamadığı için damarın kalbin o bölgesi beslenemiyor. Ve o bölgesi bir süre sonra ölüyor. Şimdi buradaki tedavi o pıhtının oradan uzaklaştırılmasıdır. Yani damarın o oturan pıhtıya bağlı %100 tıkanmanın tamamen açılarak pıhtının oradan uzaklaştırılarak o beslenemeyen ölme aşamasında olan bölgeye yeniden kan akımı sağlanarak o dokunun ölmesinin engellenmesidir. Kalp krizinin tedavisi temelde budur. Bu tedavi dünya standartlarında şu şekilde olmakta. Hasta hastaneyle temasa geçtiği anda bu hastanın tanısı 10 dakika içinde konmak zorundadır. Yani hasta hastaneye geldiği anda EKG'si çekilip 10 dakika içinde tanısı konulup kalp krizi tanısını aldıktan sonra hemen hasta koroner anjiyografi laboratuvarına transfer edilip o damarın %100 tıkalı olan damarın balon ve stentle tamamen açılarak darlığın %0'a indirilmesi gerekmektedir. Ve o bölgeye kan tekrar sağlandığı zaman hastamızın göğüs ağrısı geçecek, ondan sonraki şikayetleri tamamen azalacak ve daha da önemlisi kalp dokusu ölmediği için daha sonraki yaşamını kalp yetmezliği şeklinde tamamlamayacak. Bu çok önemli. Bizim üniversitemizde ne oluyor? Bizim üniversitemizde de dünya standartlarında tedavi yapılmakta.
Bizim ekibimiz var. Kalp krizi hastası geldiği anda bu ekip 3 kişiden oluşuyor. Biri hocalarımız, ben ve benle beraber çalışan 4 tane hocamız var. Gece sabaha karşı 3 de olsa bizi hastanemizin ambulansı evimizden almakta, bununla beraber anjiyo teknisyeni, anjiyo hemşiresi 3 kişi ekip olarak biz arandığımız anda 40-50 dakika sonra hemen hastanede oluyoruz. Ve hastayı anjiyo laboratuvarına alıp sabahın 3'ünde de olsa, ki bu kalp krizinin en sık görüldüğü saattir. Evet. Sabahın 3'ünde de olsa hastamızı hemen anjiyo alıp o damarı güzelce açıyoruz ve hastamızı sağlığına kavuşturuyoruz. Peki özellikle şu durumlarda ve şu hareketlerde kalp krizi yakalayabilir bir, yani diyebileceğiniz bir durum var mı? Örnek veriyorum, hani benim dedem banyoda aniden kalktığı zaman kalp krizi geçirmişti. Bu tarz ani hareketlerden kaçmamız gerekiyor mu? Veya şu durumlarda bizi kalp krizi daha çok yakalayabilir diyeceğiniz bir durum var mı? Şimdi dediğim gibi hastamızın risk faktörleriyle alakalıdır kalp krizi geçirmesi. Kişi ne kadar çok sigara içiyorsa, şeker hastalığı varsa, tansiyonu yüksekse hastamız o kadar kalp krizi riski altındadır. Ama genellikle bu kalp krizini tetikleyen bazı olaylar olabiliyor. Bunlar neler? Örneğin hastanın bir infeksiyonun olması, hastanın veya stresli bir durumunun olması. Aşırı stres, yani o kalp damarındaki plaklar dediğimiz darlıklar, darlık olan bölgeler bir şekilde stresle tetiklenerek çatlayarak oraya pıhtı oturuyor ve o damar aniden %100 tıkalı hale geliyor. Yani bunu tetikleyen bazı sebepler olabilir. Tabii ki dedenizde o kalkma sırasında bir düşme durumu olabilir. O sırada bir strese girmiş olabilir. Bir durum yaşamış olabilir. Ona bağlı böyle bir şey gelişmiş olabilir. Genelde tetikleyici şeyler dediğim gibi stres, bir enfeksiyon. Ama çoğu hastamızda da hiçbir şey bulamıyoruz. Yani hasta normal evinde istirahat ederken birden göğüs ağrısı başlıyor veya mide yanması başlıyor, hazımsızlık başlıyor ve karşımıza kalp krizi ile geliyor. Yani illaki bir sebep bulacak diye bir şart yoktur. Hastalarımızın çoğunda hiçbir sebep bulamıyoruz ama tetikleyici nedenler bu bahsettiğim şeyler olabilir. Evet, özellikle beslenme, stres, yaşam koşulları kalp hastalığı riskini artırabiliyor dediniz. Evet, bir şey daha vurgulamak istiyorum. Bu damarın stentle açılması konusunda Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü ve desteklediği bir proje vardır. Buna Stent for Life projesi deniyor. Bu tüm Türkiye'de bazı merkezlerde, bu 24 saat kalp damarını stentle açan merkezlerde bu çalışmaya, bu projeye dahil oluyor. Bizim üniversitemizde, Mustafa Kemal Üniversitesi de Stent for Life projesinin Hatay'da yürütücüsü konumundadır. Ve 7 gün 24 saat hangi saatte olursa olsun gelen hastalarımızı damarı açılmakta ve hoca düzeyinde açılmakta. Yani bu iş doçent, yardım doçent düzeyinde yapılmakta ve hastalar sağlığına kavuşturulmakta. Evet, o zaman sabahı bekleyip hastaneye gitmeye beklemeye gerek kalmıyor. Kalp ağrı hissettiği anda Mustafa Kemal Üniversitesi Kardiyoloji Acil Kliniği'ne 112 aracılığıyla gelmesi yeterli. Başvurup anjiyoda 24 saat olabiliyor.